Ülkeler Kitabı Yakubi kitabın ön sözü. Doktora çalışmamızı Türkiye'de ciddi anlamda ele alınmamış bir konu olan tarihi coğrafya üzerine yaptık. Bu çalışmalar esnasında temel malzememizi Kitabul Buldan, Mucemul Buldan, Kitabul Memalik, Vel Mesalik ve Kitabul Ekalim tarzı eserler oluşturdu. Yakubi'nin eseri bunların en eskilerindendir. Bu sebeple eserin çevirisinin Türk okur açısından faydalı olacağını düşündük. Bu tarz bir eser olan Belazuri'nin Fütuhil Büldan adlı eseri daha önce Mustafa Fayda tarafından Türkçe'ye kazandırıldı. Belazuri'nin eserinin çevirisi özellikle tarih araştırmacıları tarafından çok tutulmuş ve temel eserlerden birisi niteliğini kazanmıştır. Bundan cesaret alarak daha erken dönemde yazılmış olan bir eserin çevirisine niyetlendik. Eserin çevirisinde bir takım kriterlerimiz oldu. Bunlara kısaca değinmek faydalı olacaktır. Eserde küçüklü büyüklü çok sayıda yerleşim mahallinden bahsedilmektedir. Medine, Medain, Rastık, Rasatik, Karye, Kura, Tasuç, Tasasiç, Kura, Kuver, Mısır, Emsar. Bu yerleşim yerlerinin ifadede kullanılan kelimelerdir. Bunun yanı sıra İkta, Katai, Rabt, Erbat, Memleke, Memalik, Menzil, Menazil'de arazi ve toprak parçalarını ifadede kullanılmaktadır. Doğrusu yerleşim yerlerini ifade eden kelimeleri çevirirken bir hayli zorlandık. Zira Mısır Emsar kelimesi günümüz ifadesiyle büyük şehri karşılarken Medine Medayin kelimesi bölgeye adını veren şehrin merkezini ifadede kullanılmaktadır. Örneğin Rey'den bahsederken buranın şehir merkezinin Medine ismi olarak Muhammediye'yi zikretmektedir. Bunun haricinde kalan diğer kelimeler irili ufaklı yerleşim yerlerini ifadede kullanılmış ve bunlar kimi zaman birikimlerinin ve birbirlerinin yerine geçmiştir. Yer olarak çevirdiğimiz ikta kelimesi mülk edinilen toprak parçası anlamına gelirken rapt, erbaat kelimesi verimli arazi anlamında kullanılmıştır. Bunun gibi memleke, memalik kelimesi herhangi bir soyun veya hanedanın yurdu anlamına gelirken menzil kelimesi kimi yerlerde ev anlamında, kimi yerlerde ise konak yeri, mola verilen yer anlamında kullanılmıştır. Biz de çevirimize bu anlamlar çerçevesinde manalar yükledik. Bunların dışında eserde dipnot referanslarına yer verdik. Buralarda belirtilmesine ihtiyaç duyulan yer, olay ve kişileri açıkladık. Ancak bu referansların kaynaklarını verme ihtiyacı hissetmedik. Zira referanslardan ziyade eserin kendisinin önemli olduğunu düşünmekteyiz. Çeviriyle ilgili son olarak şunları belirtelim. Metinin kimi yerinde boşluklar söz konusudur. Bu boşlukların büyük çoğunluğu Arapça metinde de boş olarak yer almaktadır. Ayrıca noktalama işaretlerinin yetersizliğinden dolayı okunamayan veya doğru anlaşılamayan yerleri de biz boş bıraktık. Böylelikle okuyucuyu yanlış yönlendirmek istemedik. Çevirinin bu aşamaya gelmesinde çok sayıda kişinin katkısı oldu. Fakat bunların arasında çevirimizi okuyarak görüşlerini bildiren Doktor Abdurrahim Tufan Toza, özellikle arazi ve yer bildiren terimlerin kullanımında yapıcı yardımlarını esirgemeyen Doktor Mustafa Demirci'ye ve Ramazan Altınay'a özellikle teşekkürlerimi belirtmek istiyorum. Çalışma bizden, tevfik Allah'tandır. Doktor Murat Ağarı. Yakubi. Kaynaklarda adı değişik şekillerde geçen Yakubi'nin bilinen ismi yukarıda verdiğimiz şeklindedir. Doğum tarihi konusunda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Yakubi'nin büyük dedesi Vadıh, Abbasilerin devlet yönetiminde önemli görevlerde bulunmuş, önce Azerbaycan ve Ermenistan'da, sonraları ise Mısır'da görev yapmıştır. Yakubi'nin babası ve dedesi ise dönemin ileri gelen postacılarındandır. Bu rivayetlerden Yakubi ailesinin Abbasi devlet kademelerinde önemli bir yeri olduğu anlaşılmaktadır. Bağdat'ta doğan Yakubi küçük yaşlarda Ermenistan'a seyahat etmiştir.
Bu da bundan sonraki seyahatlerinin başlangıcını teşkil etmiştir. Ermenistan ve Horasan'da uzun müddet kalmış ve Tahirilerin hizmetinde bulunmuştur. Ancak bu dönemde hangi tür bir memurluk yaptığı bilinmemekle beraber bürokraside katiplik yaptığı ya da istihbarat teşkilatına benzer bir posta servisinde çalıştığı sanılmaktadır. Uzun süre Ermenistan ve Horasan'da yaşadığını belirttiğimiz Yakubi, Hindistan, Çin, Magrib, İran, Endülüs ve Suriye'nin yanı sıra diğer birçok Arap ülkesine seyahatlerde bulundu. Hayatının geri kalan kısmını Tolunoğulları döneminde Mısır ve Kuzey Afrika'da geçirmiştir. Ölüm tarihi hususunda iki rivayet mevcuttur. Bazılarına göre 284-897 yılında vefat ettiği kaydedilmekte ise de Tolunoğullarının yıkılışının ardından onların güzelliklerini dile getirmesi yukarıdaki beyanların doğru olmadığını ve Tolunoğullarının yıkılışına kadar yaşadığını göstermektedir. Ancak bu dönemle ilgili yaşamı konusunda bir kayda yaslamadığımız onun en erken olarak Tolunoğullarının yıkılış tarihi olan 292 yani 905 yılında vefat ettiği söylenebilir. Bunun da ne derece sıhhatli olacağı konusunda şüphelerimiz bulunmaktadır. Eserleri. Aynı zamanda tarihçi olan Yakubi'nin kendi adını taşıyan bir de tarih kitabı bulunmaktadır. Bu eser coğrafya ile ilgili olarak eserinden daha çok tanınmaktadır. Yakubi tarihini Tahiroğulları döneminde yazmıştır. Genel İslam tarihi türüne giren bu eserde Yakubi, Adem aleyhisselam ile başlayarak olayları izah etmeye çalışır. Hicretten sonra ise olayları yıllara göre verir. Kitabına yaratılış da başlar. Ancak bu başlangıç kısmı ve kitabın ön sözü kayıptır. Kitabın birinci cildi daha ziyade kültür tarihi özelliği taşımaktadır. Geçmiş peygamberler, Süryani, Babil, Hint, Yunan, Rum, Fars kralları ve hükümdarları ve İslam öncesi Arap toplumunun dini ve şiiri hakkında bilgiler yer almaktadır. Eserin ikinci cildi ise Hazreti Peygamber'in doğumundan itibaren Abbasi halifesi Muhammed Mühtedi'ye kadar olan dönemi ele almaktadır. Yakubi'nin günümüze ulaşan diğer eseri Müşak Letün Nasli Zaminihim ve Ma Yalibu Aleyhim Fikülli Asrin adını taşımaktadır. Bunların dışında günümüze ulaşmayan ama Yakubi'nin olduğu bilinen eserleri de bulunmaktadır. Bunlar Fethul İfrikiye, Ahbaru Ümemis Salife, Memalik vel Mesalik ve Tahiriler ile ilgili olarak kaleme aldığı müstakil bir eserdir. Ülkeler kitabı, Kitabül Buldan. Yakubi'nin coğrafya ile ilgili olan eseridir. Bu eser coğrafyaya yeni bir çehre kazandırmıştır. Yakubi'nin bu eserinin iki tane el yazması nüshasının olduğu bilinmektedir. Bunlardan birisi Petersburg Üniversitesi'nden Muklihsi'nin doğudan getirmiş olduğu nüshadır. Diğeri ise Kern'in sahip olduğu nüshadır. Yazma eserleri tahkik eden Michael Janus de Goje tarafından ilk olarak 1860'da Leiden'de neşredilmiştir. Yine aynı yıllarda bir başka neşri de yine Leiden'de Jules Enbol tarafından yapılmıştır. M.J. de Goje'nin yayınladığı Leiden 1860 baskısı Ebi Ali Ahmet Ömer Rüsteh'in Kitabül Alakin Nefise adlı eseriyle birlikte Aces'in 5. cildinde tekrar basılmıştır. Çalışmamızda kullandığımız da bu baskıdır.